şekiller. Ondan sonra bunlar hepsi bir araya getiriyor. Bir katalog yaptılar. Katalogda yani adamlar bu hangi yazı nasıl okunur ve hangi alan, yani tek tek inceleme yapıyorlardı. Ondan sonra da bir katalog çıkardı. Bu da Bronze yazının biraz daha sonra, yani biraz farklı bir taş yazıtı. Bu taş da biraz ilginç, yani ne gibi? Bilmiyorum ne gibi. Aslında bu kapının önünde iki tane koyuyor. Ondan sonra yavaş yavaş daha güzel bir şey koyuyorlar. Mesela aslan, evet, kilin veya yani bazı yerde şey var, kaplan da olabilir, efsane hayvanlar da olabilir gibi. Bu Çince'de shiguo, yani bu duvar taş davru, duvar davru taşı gibi bir şey. Bunun üzerinde. Bunlar zaten şu an biz göremiyoruz yazılar, ama bir ince bir kağıt onun üzerinde basarak mürekkeple sonra çıkıyor. Şimdi mesela hani yazı. Benziyor. Evet. Mesela bu Van gibi. Mesela şu an basitleştirilmiş Çince'de araba çoğu mesela bu. Ama eskiden bu taş yazısında böyle bir şey. Ama bu daha gerçekçi bir resim gibi. Çünkü arabanın şey bu zaten eski araba. Yani biz kuş bakışı aslında bu kuş bakışı. Üstünden aşağı bakarak böyle bir araba şey görünüyor. Bu biliyorsunuz at. Evet, at dört bacak var. Dört bacak. Bir kuru. Evet, bu arkaya bakıyor bundan. Çok iyi çizmiş. Ondan sonra yani savaş dönem geçti. Yani bu USB biraz eski, benim birkaç sayfa Tamam, eksikmiş. şeyden bilgisayardan Peki, ben kusura bakmayın. Ben da bekletiyoruz şey kaldı mı? Mesela şu sayfa yok. Çok ilginç.
Did you like it?你在 USB 里边更新。我在这先看一下，嗯。这但是你看的是桌面，不是在 USB 里边。这回可以了，就跑到这里。啊，好，Hey, Bashir. Hey, özür dilerim. Devam ediyoruz. Birkaç sayfa eksik. Mesela bu sayfayı yeni ekledim. Yani böyle bir şey var. Biz yani Türk arkadaşlar yabancı bir dil Çince öğrenirken tabii ki siz bazen Korece, Japonca yani başka uzak doğu dillerinde bilginiz var belki. Yani bunlar öğrenirken belki fark etmişsiniz. Yani bazı harfler Çince harfler gibi yani bazı aynı bazı benziyor. Yani bu ne demek? Bu tarih boyunca yani Çince yazılar. Yani sadece günümüzde Çin coğrafyasında yani burada sınırlı bir yerde değil. Yani çok geniş bir yani yanmış bir çevrede kullanıyorlardı. Mesela Kore yarımadada, Japon adalarında, yani ve Güneydoğu Asya'da, mesela Vietnam, gördüğünüz gibi bu bizim bugünkü basitleştirilmiş Çince yazıları. Ne yazıyor? Ya ne demek Çince bu Çince yazı Hanzi yani kültür bir şey var bir ortam var. Ondan sonra bu geleneksel Çince yazıları yani şu an mesela Tayvan, Hong Kong, Macau yani daha basitleştirilmemiş Çince bir hali. Ondan sonra bu da aynı eski Çince yazılar. Onlar aynı aslında. Sadece okunuş var. Mesela Hanzi yani Japonca'da Kanji diyorlar. Wenhua Bunka yani diyorlar. Yani böyle bunun gibi. Şuna geçeceğiz. Bu da yeni ekledim. Mesela bunun çatlar var ve çizgiler de var. Mesela bunlar bir çizgi yani bir demek. İ, bu, R, san. O zaman sı, bugünkü gibi değil. Yani 4 tane çizgi, çok basit. Ama 5 yani yavaş yavaş bize yakın olmuş. Evet, bir de bu adam tanıyor musunuz? Belki siz Çince ders kitabında belki var bu adam. Yani ismi Hanzi. Efsanevi bir adam. Yani diyorlar ki bu adam Çince yazı icra etmek için çok çaba vermiş, çok özen göstermiş. Yani o kadar çalıştı ki 4 göz çıkmış. Yani 4 gözle kuşların arkadaşlar. Kuşların ayakları yani toprakta nasıl yürüdüğü ve
ayaklarının izleri incelenerek, yani Çince harfleri, karakter harfleri ortaya çıkarmış. Ve tabii bunu inanmıyorum ama ama belki mesela Türkçe'de şey var, dört gözle beklemek, yani belki bazı sözler bir kaynağı da bağlantı belki varmış. Öyle. Bir de sağdaki yazı. Mesela bu ikinci satır. Bu. Belki bu. Bu da az önce bahsettiğimiz kehanet yazıları. Yani ilk yazıtlar resimlerden daha, yani resimlere daha yakın. Yani daha resim yazısı gibi. Ama daha sonra yavaş yavaş kurallar, yani daha belli bir kural, belirgin bir kural içinde dönüşmeye başladı. Mesela bu kısım, bu üçüncü satır, bu kısım. Bu kısım bronz yazıları. Yani görebilirsiniz, değişmiş. Mesela bu balık, ilk balık tam bir balık gibi. Ama yavaş yavaş yani bir yazı gibi dönüşmüş. Ya daha da öyle. At, bak bu kehanet yazısındaki at bir böcek gibi. Ufacık bir şey. Ama bu da çok tatlı. Bu bronz yazıları. Çok büyük bir göz var. Ama sonra Zhuang yazı. Yani daha Çin dönem. Yani şu an Çin diyoruz. Yani Çin dönem geçtikten sonra Çin tarihinde çok büyük bir olay, yani bir merkez sistem kurdu. Bu da bronz müziki enstrümanlar. Bu da özel devlet türünde, yani mesela atalar, büyük dedeler için anmak için, yani belli bir müzik çağırıyorlar. Bunun bronz davul. Geçiyoruz. Ve sonra yani milattan önce yaklaşık 6. yüzyıl, 5. yüzyılda yani krallığı savaşlar dönemine geldik. Bu dönemde Çin merkez toprağında 6 ya da 8 farklı devlet vardı. Her devlete farklı bir dil, farklı bir yazı. Aslında hepsi Çince konuşuyorlar. Ama yazılar farklı. Yani ufacık şey farklı. Mesela bunlar. Bu yedi farklı devlet. En son bu Çin. Bu Çin diğer 6 devlet bitirmiş. Yani bunun hepsi toprağı hepsi almış. Tek bir parça olmuş. O zaman Çin devlet bütün 6 devletinin farklı yazılar toplanarak yeni bir yazı tarz yani kurdu. Bu tarz Çince'de Zhuan, yani Zhuan Shu demek. Ve o zamanki kitaplar, mektuplar, ferman, resmi yazılar hepsi bambu üzerine, yani rulo şekilde saklanıyor. Yani belki siz bir Çin film izlemişsin, yani hero, yani kahraman. Çok güzel, renkli bir film. Orada o zaman kung fu savaş yaparken bir oda var etrafında. Hepsi bu bambu kitaplar çok güzel bir şekilde yapmış. Ve bu Zhuan Shu, yani diğer ismi muhur yazısı veya küçük damga ya büyük damga. Yani bunlar da o zamanki savaşlar dönemki devlet resmi muhur. Bunlardaki yazılar hepsi Zhuan, yani Zhuan Shu.
Ve daha sonra Çin hanedanının vezir azam Li Si tarafından daha hani kurallı bir yazı sistem kurdu. Yani bu sistemde şimdi görüyoruz. Yani daha net ve harfler daha yani kesinleştirilmiş bir şekilde. Ve bu yazılar aslında yani estetik açısından çok güzel bir şekilde düzenlenmiş tasarım bakımından. Bu yüzden şu an biz sadece biz şu an kullanmıyoruz tabii ama mesela muhurda hala devam ediyoruz. Biz kaligrafi yazarken en son ismi imza atacağız. İmza attıktan sonra bir muhur basacağız. Yani demek bu eser bana ait. Bazı koleksiyonda da bir resim kenarında eser sahibi yani koleksiyon sahibi mesela bu bir çok çok değerli bir resim bir hükümdar satın almış. Ondan sonra kendi muhur basıyor. Yani bu benim. Bu benim yani hazinesi. Bir de bu mesela bu muhur, bu damga kumuş ile kumuş muhuru. Bu yeşim taşı. Yani hepsi çok değerli. Bunlar mesela burada bir kaplumbağa var. Yani bu ne demek? Bu biraz yani yüksek mevkiye olan bir devlet adam. Ama hükümdar kadar değil. Mesela vezir. Mesela paşa gibi bir adam. Bir vali gibi bir adam. O zaman kaplumbağa kullanmıyor. Biliyor. Ama burada bir ejderha gibi bir şey. Bu sadece hükümdar yani başka insan yasak. Mesela bu da tonş bir muhur. Ve bu da çok ilginç bir altın muhur. Bu muhur Japonya'da. Yani milattan sonra yaklaşık 200 yıl gibi yani Han hanedan bir Çinli hükümdar hediye olarak Japonya göndermiş. Yani bu Japon bir Japon kral bir hediye vermiş. Yani bu burada şey yazıyor. Han bu Wang Guo Wang yani kral demek. Ve şimdi bu yazı hala kullanılıyor. Mesela Japonya pasaport kapağında mesela Nihongo yani Japonya kendi yani bir devlet ismi bu Çince'nin ya da Hanzi yani Hanzi'nin Juanshu tarzında yazılmış. Bu Moğolistan'ın kağıt parası. Bak burası. Bu kısım. Bu kısımda muhur yazısı. Biliyoruz. Evet. Bunlar da arkeolojik verilerinden çıkan bambu. Bambularındaki yazılar. Ve bu büyük damga. Büyük damga. Büyük damga bu şekil. Küçük damga. Ondan sonra bir sonraki çağdaki kullanılacak bir yazı tarzı. Sonraki sayfa göreceğiz. Şimdi Çin hanedanı bitti. Yani çok kısa bir dönem. Yani Çin tarihinde ilk merkez imparatoru. Kaç yıl olmuş? Yani 100 seneden geçmeden. Sadece iki hükümdar. Sonra hemen başka bir devlet, bir hanedan, Han hanedanın geçti. Han hanedanında
Bu yani muhur yazısını biraz geliştirerek yani biraz ilerledi. Çünkü o biz de gördük o muhur yazısı dalga yazılar çok zor. Yani biz bakınca hemen hangi yazı ne olduğunu hemen anlamıyoruz. Yani bu yüzden biraz daha basit bir şekilde yani daha kolay anlamak için. Yani bu yüzden bu yeni bir yazı yani Burrow ya da katip yazısı yani onlar tarafından icra edilmiş. Ve bunlar özellikle saraydaki katipler ya da Türkçe'de şahnameci yani tarih yazan sarayda tarih yazan burolar için yani bu yazı tartı vermiş ve bunlar bunun özelliği mesela muhur yazısında her harf, her yazı harf mesela bir çizgi şey makarna gibi yani bu çizgi mesela başlık ve bitiş aynı mesafe, aynı genişliği ama katip yazısında gördüğünüz gibi hani biraz değişik şeyler var. Mesela bu başlangıç, bu başlık kalın. Sonra ortadaki çizgi bir ince yani el fırça tutarak biraz kaldırılıyor. Sonra ince olmuş. Sonra tekrar basıyorsun. Tekrar basıyorsun. Sonra tekrar kalın olmuş. Yani biz birazdan yazarken de böyle deneyebiliriz. Yani bu bu katip yazısı aslında çok güzel yazabilirsiniz. Zor bir yazı değil. Çünkü bu miras sonra 200 yüzyıl. Yani bu artık şu an bizim miras sonra 2200 bir yani 2000 yıl sonra bizimki şu an yazılar o kadar çok farklı yok artık. Yani yavaş yavaş. Bir dikil taş üzerindeki taş yazı. Ya bu da katip yazısı. Herhangi bir yazı kendisi yani çok güzel bir mesela bu ren insan biliyorsunuz. Normal şu an nasıl yazıyoruz? Böyle yazıyoruz. Değil mi? Böyle yazıyoruz. Mesafe mesela biraz aynı mesafe. Ama burada bu çok kısa. Ama bu uzun. Yani sanki bir kişi yürüyormuş gibi yani hareket varmış. Yani çok çok aslında ben çok beğeniyorum bu yazı. Sağdaki çok meşhur bir diziden aldım birkaç sahne. Bu yani Türkçe'de Üç Kral'ın hikayesi. Yani Çin edebiyatından en meşhur dört klasik romandan biri. Bir de bu dizi 1994 yılında çekilmiş. Yani şahane bir şey. Tavsiye ediyorum eğer siz ilgileniyorsanız. Evet. Buraya yazayım mı? Çince yazayım. Burada var mı aslında? Burada. Bak. Şey unuttum söylemeyi. Bu Sanguo Yanyi. Bak bu yazı tarzı katip yazısı tarzı. Ve arkadaki bayraktaki soyisim. Bunlar hepsi yani nasıl söyleyeyim bu mesela parçaların bu adamların soy isimleri yani hepsi bayrakta yazılıyor ve bu bayraktaki yazılar da aynı şey katip yazısı. Burada aynısı bulamadım ama görebiliyoruz yani bu aynı tarz. Ve bu hikaye, bu roman aslında Japonlar da çok seviyor. Yani sadece Çin'de değil, Japon
Japon'daki sonra mesela animeler, oyunlar, yani bu Japon'da kendi savaşlar dönem gibi, yani çok kullandılar, çok sevindiler. Ve şu an biz düzenli yazı geldik. Bu yazıda 6. yüzyıl gibi başladı. Yani Tang dönem. Yani Tang dönem. Bu dönem. Tang. 7. yüzyıldan başladı. Bu yazı yani Çince'de Kaishu yani çok düzenli. Yani o katip yazısından daha kurallı, daha düzenli bir şekilde yapılmış ve bu mesela bu yazılar bu adam yazdı. Düzenli ama bu düzenli yazı içinde de farklı usluplar var. Mesela bu devlet adam soy isim Liu yazayım. Liu ne demek? Söğüt ağacı. Söğüt ağacı. Yani onun soy isim Liu. Bu yüzden bu üslup Liu üslup ya da Liu tarzı gibi bir isim verilmiş. Sonra onun arkadaşı mesela. O. Onun soy isim O. Baktık biraz daha yani bazı şey eleştiricine göre bu O tarzı Leo'dan biraz daha yaramaz gibi bir şekilde yazılmış. Çünkü ilk bakınca çok düzenli ama ayrıntılar biraz farklı olmuş. Çünkü mesela bir örnek bulayım. Özellikle nokta mesela bu yazı hangi yazı? Nian, değil mi? Normalde bu harfi yani biz yazarken böyle yazıyoruz. Bu harf aslında bir çizgi, değil mi? Ama bu adam O, Mr. O bunun çizginin yerinde bir nokta koydu. Bu o zaman yani çok yaramaz bir davranış aslında. Yani düzenli değil aslında. Ama sonra tabi ediliyor. Bu çünkü bütünlüğü çok güzel oturdu. Sonra aynı dönemde şimdi düzenli yazıdan çok daha farklı bir üslup gördük. Hem de bu adam gençken yazdığı yazılar ve yaşında yazdığı kendi yazılarından da çok farklı. Mesela bu gençken yazdığı şeyler biraz nasıl söyleyeyim yani çok kuvvetli. O da çok düzenli bir şey. Yani ama yaşlı bu dönemde yazdığı şeyler biraz daha tombul bir yazdı. Mesela noktalar, çizgiler yani belki adam gibi kilo almış. Sonra yazılar da kilo almış. Böyle bir şey. Ve mesela bu afiş internetten aldım. Bu da Japonya'da bir sergi eskiden bir sergi açılmış. Yani bu tam medeniyet. Japonlar da, köyler de çok hayran. Evet, şimdi artık düzenli yazı geldikten sonra herkes çok düzenli bir şekilde Çince yazabilmeye başlamış. Sonra kura için hatatlar yani uygun bir yazı bulmuş. Yani bu yazı yong. Yong. Yani bu ne demek yong? Sonsuz demek, değil mi? Yani şöyle iş. Oturmuyor. Mesela bu
And bu kural ismi Yong yazının 8 kural. Mesela bu yazı, bu karakterde hem nokta var, yani birincisi nokta diyen, hem nokta var, hem yatay çizgi var, hem de dikey çizgi var. Sonra go, çengel ya da neydi Türkçesi? Kanca. Evet, hem de kanca var. Burası. Bunu yazarken de fırça böyle tutuyor. Sonra bu dikey çizgisi burası. Bittikten sonra biraz fırça dönerek, çevirerek düzenliyorsun. Sonra yavaş yavaş kalıyorsun. Yani fırça ucu buraya kadar bitiyor. Kaldırıyorsun. Sonra bir üçgen gibi bir şekil oldu. Ondan sonra sağdan sola uzun çizgi, soldan sağa uzun çizgi ve eğik kısa çizgiler. Yani Çince'de çok kullanılmış yazı harfleri, yani daha çok bu yazıda gösteriyor. Bu yüzden biz kaligrafi çalışmak için bu yazı, yani 100 seneler boyunca hep bu yazı çalışıyor. Ve mesela bu bir parça. Bu eserde çok önemli bir Çin tarihinde çok önemli bir hatat. Yani Wang Xizhi, sonraki sayfa göreceğiz. Evet, bu adam yazdı bu eser. Bu eser bu tarz. Şimdi de yeni bir uslub geldi. Bu uslubda her yazı çok düzenli olmuyor. Yani şekiller de farklı. Yazı harfler arasında bağlanıyor. Yani bazı yazı tek hareket bitiriyor. Mesela şöyle beni. Mesela bu yazı. Hangi yazı? Bu geleneksel bir yazı. Bu şu an biz böyle yazıyoruz. U. Yok demek. Yok demek. Ama eskiden böyle yazıyoruz. Yani düzenli şekilde böyle yazıyoruz. Yani harf tek tek yazıyor. Sonra dört noktada tek tek yazıyor. Ama şu an biz hızlı yazı ya da işlek yazı. Bu tarzında artık tek hareket, bir hareket, tek hareket bitirebiliriz. Mesela şöyle. Bu kimin yazısına benziyor? Öyle mi? Şantiyada şey atamıyordum, kamerada. Ama bu yazı resmi bir yazı değil. Mesela aile için mektup yazmak, yani kendi şiir yazmak. Mesela bu da bir... Evet, bir manzum gibi bir şey. O zaman bu yazıda çok efsane bir hikaye var. Mesela birkaç adam birlikte topluyor. Yani enstrüman çalıyor. Her birlikte şiir söylüyor. İçki içiyor. Sonra bu Wang Xizhi o zaman o dönemki en ünlü hattat yani bir şey almış. Esin almış. Sonra kendi bir çok güzel bir parça, bir metin yazdı. O zaman biraz sarhoşmuş. Sonra uyandıktan sonra tekrar yazmak istedi. Ama hiçbir defa, yani mesela 100 defa yazdım. Ama en güzel ilk eser. Sonra bu eser de çok değerli bir yani bir tarihi eser olmuş. Daha sonra mesela 100-200 yıl sonra hükümdarlar
bu eser istiyor. Bazı hükümdar bir sahte eser almış belki ama gerçek sanıyor. Sonra vefa ederken onun birlikte mezarda koymak, saklamak istiyor. Yani bu kadar değerli bir şey. Ve buradaki muhurlar da var görüyoruz. Bu da farklı hükümdarın damgaları. Damgaları hatırlıyor musunuz? Damgayı anlatıyor musunuz? Evet. Bu daha genç, geç bir dönem. Bu son dönem. Son. Yani son dönem. Yani 11-13. Yüzyıl arasında, yani bu dönem Çin sanat için yani en yüksek bir devre. Yani hem resim, hem kaligrafi, hem şiir, yani edebiyat tam bir yani çok güzel bir dönem. Çünkü neden? Çünkü hükümdar kendisi de bir ressam, bir sanatçı. Daha sonra göreceğiz. Bu adam da bir devlet adam, yani bir vizir adam gibi bir mevkide. Onu hızlı yazı da çok güzel bunlar gibi. Yani dans ediyormuş gibi bir eserler. Aynı zamanda resim de çiziyor. Çin, yani resim sanat ve kaligrafi, yani bu dönemde yavaş yavaş birleşiyor. Yani mesela aydın kesimler eskiden mesela sadece kaligrafi yazıyordu. Yani resim çalışmıyordu. Ama daha sonra yavaş yavaş yani resimler de biraz kendi özgün bir tarzında basitleşmiş. Yani hiç o kadar çok ayrıntı, yani minyatür gibi, yani portre çizmek gibi değil. Yani biraz daha dağlar, manzara. Yani çünkü bu adamlar emekli olduktan sonra daha çok doğal bir dünyada yaşamak istiyor. O zaman kendi hayalinde hani çalışırken de böyle bir şey çiziyor. Yani mesela ben emekli olduktan sonra böyle bir yerde oturmak istiyorum. Böyle çiziyor. bu adam da aynı dönemde. Onun yazıları da çok güzel, çok değerli ve çok çok güzel bir şekilde. Yani onun ismi Huang Tingjian. Aynı zamanda çok çok ünlü bir şair ve Budizm'de de yani bilgiler hakim. Şimdi bu eser geldik. Bu eser bu adam yaptı. Bu da onun yazısı. Onun resmi çalıştı. Bu adam kim? Bu adam Song Hanedanı'nın yani geç dönem bir hükümdar. Yani eğer İran tarihi biliyorsunuz gibi mesela Safavi dönem çok önemli bir ressam şah var, Şah Tahmas. Yani Şah Tahmas gibi bir adam. Kendi resim çiziyor, kaligrafi yazıyor. Hem de en üst seviyede, yani en güzel şeyler yapıyor. Bu yüzden o da bir nakaşhane kurdu. Yani onun dönem bir isim verdi, Shenhe. Shenhe. Ya bu sigi değil. Mesela bu dönem bir nakaşhane kurdu. Onun nakaşhanenin ismi Shenhe Huayuan. Yani Hua en resim demek biliyorsunuz. Yuan Institute gibi bir şey. Evet, atölyesi. Hükümdar kendi bir atölyesi müdür ya da bakan gibi çalışıyor. Sonra onun altında birçok çok yetenekli
genç ressamlar, hattatlar, sanatçılar, edebiyatçılar yetişmiş. Yani bu yüzden yani hukumdar ne kadar yüksek bir estetik seviyede olursa o zaman bütün toplumun yani sanat beğeni yani o kadar güzel. Ama ondan sonra bu hanedan bitti. Yani çünkü kuzeyinden gelen Moğollar çok güçlü. Bu adam bütün bütün zaman ve bütün para hepsi sanata koydu. Yani asker para yok. Devlet kenarında bir şey yok ama. Bu yüzden düşmanlar çok kolayca kazandı. Savaş kaybetti. Şimdi görüyoruz bu yazı önceki hızlı yazıdan daha hızlı yazılmış. Yani bu da yeni bir tarz. Caoshu, Çince'de caoshu. Cao ne demek arkadaşlar? Cao. Oat değil mi? Ama isim olarak oat anlamı geliyor. Ama burada aslında biraz hızlıca bir yani taslak sketch gibi bir yani biraz cao, evet. Yani ya da çi demek çok düşünmemek yazılmış bir tarz. Bu da o dönemki bir ünlü bir hattat. Bak bu da daha sonra bir dönem. Bu yazı yazarken hiç durmadan bütün kağıt, bu kadar bir kağıt durmadan yazabilir. Yani ben gördüm bir hattat böyle ilk başta. Mesela 5 dakika sürekli durmadan bazılar bir içki içerek sarhoş olunca böyle yazıyor. Yani çok güzel yazıyorlar. Yani belki biz yeni bir isim verebiliriz. Mesela manyak yazısı. Ve bu yazı Japonlar tarafından da çok beğeniyor. Mesela bazı Japonca edebiyat romanda yani el yazma kitapta hep bu tarz kullanıyor. Ve daha sonra bugünkü Japonca yazı harflerinde bundan alıyor. bu hangi yazı? Evet, duydum. Doğru. Long, yani ejderha. Bunun yani oat yazısı. Hızlıca yazısını. Yani sonra hepsi farklı ünlü hatatların yazı. Sonra mesela 200-300 yıl sonra araştırmacılar bunlar hepsi topladı. Bir sözlük bir şey oldu. Tamam. Biz sunum da bitiyor. Şimdi hangi yazı seviyorsunuz? Biz yavaş yavaş başlıyoruz. Ama önce bir tutuş söylemem lazım. Biz fırça fırça tutuyoruz. Şu an büyük parmak, işaret parmak böyle fırçanın ortasına tutuyoruz. Yani şöyle. Ondan sonra sonraki üç parmak destek veriyor. Yani bunu yön veriyor. Bunu destek veriyor. Ama biz yazarken her zaman fırça kağıt üstünde dik olması lazım. Hep dik. Yani böyle yapışarak gitmiyoruz. Dik. Dik olarak. Ama şimdi o şifanca. Thank you.
Şimdi burada örnek vereceğim yazmak için. Bir fırça lazım. Bizim raket bu. Yok. Ama burada mesela sizinki kağıt mürekkep gerek yok. Yani su ile. Ama bu kağıt mürekkep lazım. ya dur şimdi. Mesela nokta. Nokta yap. Ya ben bir kağıt üzerine yazdım. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle. Mesela Sitka'da bir her satırda 4 tane büyük kare var. Evet, her yazı kare içinde oluyor. Yani çıkmaması lazım. Evet. Bence böyle birkaç göstereyim yeter. Çünkü herkes yazıyor. Sonra ben herkes tek tek kontrol edebilirim. Evet, siz deneyebilirsiniz. Yok ben şuna. Mesela buradaki yazılar seçerek yazabilirsiniz. Mesela bu yazı. Mesela bu yazı yazalım. Şin şöyle. İlk nokta böyle. Sonra kanca bundan aşağı gidiyor. Sonra burada birer fırça hatırlıyoruz. Sonra ikinci nokta. Sonra üçüncü nokta. Böyle. Ne olsun ne de, şey ta da ne de bi, ge ta ba. Ha, yok bi, mey de ba. Ne, mey şey, hoyda wo jiu yige yige ge ta men dan du fu dao ye xin. Yazıyorum şimdi. Meşhur. Yazıyorum. Arkadaşlar fırçayla nasıl yazdığınızı gösteriyorum şu anda. Birinci nokta yazıyorum. Ucudan basarak aşağı basıyorum böyle. Birinci nokta, sonra bir çizgi. Yani yavaş yavaş daha fazla bir basıyorum. Ondan sonra kaldırıyoruz. En son bir üçgen bir şekilde bir
vücut çıkıyoruz. Sonra ortadaki ikinci noktası, üçüncü noktası. Şimdi Wang yazıyorum. Wang. Üç yatay nokta, bir dikey nokta, üç yatay çizgi, bir dikey çizgi. Böyle. Sonra. Ortadaki üstten biraz kısa. Yani en uzun olan üçüncü. Orta, kısa ve uzun. Böyle. Ya şimdi bir nokta ekliyorum. Hangi yazı dönüşüyor? Geliyor musun? Geçen hafta öğrettim. Evet. Yürü lan. Biz mi? Çok güzel. Şimdi bu harf sağdan sola aşağı iniyor. Sonra kısa bir yatay çizgi, sonra tekrar uzun bir, daha uzun bir çizgi. Sonra soldan sağ aşağı iniyor. Şöyle. Sonra aşağıda iki tane nokta. Yani nokta, biz nokta yazarken tam bir daire gibi değil. Tam bir oval gibi de değil. Yani bir damla gibi düşün. Tam da bu fırça ucunun şekli gibi. Bak, biz bakıyoruz, bu fırça ucu var. Ondan sonra biraz tombul bir şey alt kısımda var. Yani nokta aslında tam bu fırçanın ucu gibi. Yani bir damla gibi düşünüyoruz. Tam bir hareket, bir hareket. Yani, az önce dedim ya, biz yazarken hep dik hareket ediyoruz. Ama nokta yazarken yani tek bir hareket biraz basıyoruz. Yani bir basma yeter. Yani bu kadar. Şimdi Confucius suisim yazalım. Evet. Bu harf biraz zor. Yani hem şekil hem de düzenli, yani ritim. Yani bütün, mesela şöyle siz karelerde, her karelerde arasında çizgiler var değil mi? Yani size yardımcı oluyor. Yani aslında Çince kaligrafinde ne kadar çizgi, yani bir yazı içinde ne kadar az harf varsa o kadar zor bir şekil. Yani mesela i, yani bir yazıyoruz. En zor yani yazı bir. Öğrenci
öğrenciye göre daha kolay bir çizgi. Ha, evet. Ama yazmak kolay ama güzel yazmak zor. Evet. Tamam mı? Bence tamam. Bu çok iyi lan, daha iyi ya. Tamam. Yani sorular varsa sorabilirsiniz. Yani, herkes kendisi yazmaya başlıyor. Evet, başla. Evet. Hocamız tek tek sizinle ilgilenecek zaten ama sorusu olan da sorabilir bu arada. Siz değil mi? Nasıl? Hocam benim. bir şey olmadı mı? Söyleyelim hocam. Tek tek gelip işte yapabilir. Fırçayı şöyle. Biraz şey bırak. Boşluk ve şey. Kıvrım. Ama şey daha şey, sen solak mısın? Aynen. Ha tamam. Aa tamam. Her harfi. Arkadaşlar bir bakın buraya. Evet. Yani her yazı harfini sırasız. Yani mesela ilk fırça nerede buluyoruz? Bundan başladı. Sonra çekiyoruz. Yani mesela bu katil yazı. Sonra yukarı kalıyoruz. Tekrar duruyoruz. Yani böyle yatay hikaye. Yani noktalar çiftler böyle. Herhangi bir yazı yazmakçılar şu kural içinde. Fırçanın vuruş darbesinin şeklini gösteriyor değil mi? Ona göre şu imleri
yazabilirsiniz kendisini hocanın gösterdiği gibi. Sonra o da kontrol edebilir. Niye hayır? Yani. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Bana kalp ver diyorum.这个我觉得三标从基本的笔画上面 start 最好。